Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Hobi Fatsa kanalına hoş geldiniz. 5-6 gün sonra bir video daha çekelim dedik. Şimdi arkadaşlar, hayvanlara Exolt uyguladım. Cumartesi birinci dozu. 5 gün oluyor herhalde. Nasıl uyguladım onu anlatayım. Şimdi 1 litreye 1 cc ilaç koydum. Burada benim yaklaşık irili ufaklı 60 civarında hayvanım vardır. 2 litre ilaçta su yetti, yani 2 cc. Suya 2 cc'yi katıp, ilacı katıp güzelce çalkaladım, karıştırdım. Ardından şu elimde görmüş olduğunuz büyük şırıngayla 60'lık, ucuna da şu eski tip kalın sarı sera naylonundan taktım. Sera naylon diyorum ya. Seranın yanındayım da. Serum hortumu taktım. Hepsine, yani büyüklere 30 cc kadar verdim. Bir küçüklere, ortalara 25 cc, en küçüklere 2-3 aylıklara 20 cc kadar hepsine ağızdan direkt gırtlağa, kursağa verdim arkadaşlar ilacı. Şimdi ilaçla ilgili görüşlerimi belirteceğim, gördüklerimi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, hiçbir ilacın, hiçbir ürünün pazarlamasını yapmıyorum. Benim herhangi bir çıkarım yok. Ben sadece kendi tecrübelerimi, deneyimlerimi aktarıyorum. Yani hiçbir ürün için mucize ilaç, yok şöyle ilaç, yok böyle ilaç, mutlaka kullanın gibi bir söylemim yok. Ben kendi gördüklerimi anlatıyorum. Aklına yatan alır, kullanır. Yatmayan kullanmaz. Buna bir şey diyemem. Yani kimseye de bir ilaç işinde polemiğe de girmek istemem. Ben kullanıyorum. Bu şekilde sonuç alıyorum. Dileyen dilediğini kullansın. Ha, yan etkisi olur mu olmaz mı bilemem. Kullanan arkadaşlar memnundu. Ben de kullandım. Artık kullanan onu göze alacak. Şimdi arkadaşlar, ilacı bu şekilde uyguladım. 5 gün oldu. Az önce şöyle kümeslere dolaştım. Kümeste yine gece biti var. Ancak hayvanlara konamadığı için, hayvanları ememediği için hayvanların genel durumu oldukça iyi olmuş. Daha ikinci dozu uygulamadım ama şöyle göstereyim. Bakın şunun yüzüne bakın. Videoda anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bayağı bir kızarmış yani. Biliyorsunuz bit hayvanın kanını emdiği için hayvanı solduruyor, halsiz hale getiriyor. İyi gördüm hayvanları. Şu küllülerde vardı bir iki tane yüzü hafif böyle solgun. Onlar da kızardı. Kızarmış. Zaten şimdi göreceğiz, kapalı olan horozlar, tavuklar hepsi nar gibi olmuş maşallah. Ya bunu zaten arkadaşlar söylüyordu. Ayrıca şimdi dışkılara baktım, hem kümeste bit kontrolü yaparken şerit de dökmüşler arkadaşlar. Burada şimdi kalabalıkta dışkıyı karıştırıyorlar. O ölen şeridi tekrar yiyorlardır büyük ihtimalle ama taze bir dışkıya denk geldim. Dışkıyı da dökmüşler. Bunlar da burada gölgede yatıyor. Çok sıcak hava. Hakikaten yanıyor yani. Arkadaşlar şu eşlediğimiz hayvanlar, bir tanesi bu. Bololu. Bundan bir 6 yumurta aldık. Horozu değiştiriyoruz. Sırayla bir onun yanına, bir bunun yanına atıyoruz. Kel'in kızı var. Ondan henüz yumurta almadık. Yalnız kıpkırmızı olmuş. Yani ilaçtan olmuştur büyük ihtimalle. Yumurtaya da gelir diye düşünüyorum. Şu an onda bir hareket yok. Horozu görüyorsunuz bakın, kıpkırmızı. Yani zaten büyüklerde bir sorun yoktu bende esasında. Yavrularda vardı biraz şey ama hepsi de böyle eli yüzü kanlanmış, canlanmış maşallah hepsinin de. Sen de fotoğraf alalım oğlum. Videoya kapak fotoğrafı. Bak bakayım, tavuklar yiyor mu seni? Bak. Heh, bir fotoğraf aldık. Şu şey de öyle mesela. Arkadaşlar. Ha, şunun yüzü kızarmamış ama bunlar hırıltıdan yeni çıktılar. Onun etkisi var. Ha, başka şu küçük gruplardan. Hani bir tanesinin her yeri açılmıştı, kapışmıştı hatırlarsanız. Bak bunun yüzü de kızarmış. Her yeri kızarmıştı. Kızarmıştı diyorum. Yırtılmıştı. Dik dik saldık onu. Bu muydu ya? Bu değil. Buna benziyor da bu değil. Bir yerdedir. Bir daha kapıştı. Tekrar ayırdım. Bir süre daha kapalı baktım. Ardından yine saldım hayvanı. Bu sefer söyledim bizimkilere. Şu kapalı alanda bir gün açmayın dedim. O kalabalıkta iyice bir yılsın. O zaman
kapışmayı bırakacaktır. Aynen dediğim gibi oldu çok şükür. Şuna bakın bakın. Dediğim olay bu. Yüzler kıpkırmızı nar gibi olmuş. Maşallah. Mesela şurada zonguldaklı tavuğumuz var. Görüyor musunuz olayı? Maşallah kızıma. Bunun yumurta verimi iyi arkadaşlar. Güzel yumurtluyor. Soyunun özelliği o. Aslında hep diyorum yani tüm şeyler böyle olsa Hintler başka yumurtacı tavuk bakmaya gerek yok. Maşallah sübhanallah. Bunun da 6 yumurtası birikti. Biriktiriyoruz, göndereceğiz. Şurada arkadaşlar o kadar sıcak ki yani ben şimdi videoyu çekiyorum şu an ben de bunaldım yani. Hakikaten bunaltıcı bir hava var. Hayvanları görüyorsunuz. Yani şunların, şu küllerin yüzleri solgundu. Bunlar da kıpkırmızı oldu. Şu bile kızarıyor bak. Şu mesela yüzü bayağı bir solgundu. Yani bit hayvanları emiyor. Çok şükür bir sıkıntı yok şu anda. Öyle görünüyor. Şuraya geçelim. Buradaydı bu bahsettiğim hayvan. Onu dışarı saldım. Denk gelirse onu da gösteririm size. Çok şükür. Ya burada hep kutuda beslemek istemiyorum. Yani hayvanın sağlığı için de iyi değil. Tek tek onunla uğraşmak da iyi değil. Kümes şöyle arkadaşlar. Yumurtalar şey. Dışkıyı temizlemiyorum çünkü şey dediler diyorlar yani egzot kullanımı sonrası dışkıya gelen bit de ölüyormuş. O yüzden dursun. Müdahale etmeyeceğim. Birazdan ben size şimdi az önce geldiğimde çektim videoyu. Onu da ekleyeceğim arkadaşlar. Yani dışkının içinde göstermedim de şuradaki bidonların varillerin kapağında gösterdim. Hayvanlardan düşen şeridi siz de görürsünüz. Şöyle şunlara bakalım. Bunlar biraz ürkek. Bakın. Maşallah sübhanallah. Hepsi nar gibi kızarmış. Yani bit emmeyince hayvanın sağlığı yerine geliyor. Ben açıkçası sonuçtan memnun kaldım. Yani bunu savaşçı arkadaşlar da kullanmışlar. Zaten onlara sormuştum. Bu da diğeri. Maşallah oğluma. Gel Bolu grubu. Gel oğlum gel. Yani horoz mu oldun? Yani müsabakalar da düzenlemişler. Herhangi bir böyle nefes sorunu şu bu yaşamamışlar. Hatta dedi ki arkadaş yani faydası var zararı yok dedi. Biz de kullandık. Ha ekonomik boyutuna bakarsanız gerçekten de diğer ürüne göre aslında çok daha uyguna geliyor. Yani ben mesela 2 cc kullandım. 50-50 100 eder. İkinci dozda 100 olunca 200. 200'e 3 aylık bir rahatlık. Diğerlerin düşündüğünüzde çok daha fazlası. Kocaman oğullarından bir tanesi. Bu da iyi maşallah. Şuna da bakalım. Şu çok yabani. Bu atlıyor buradan. Vallahi sakatlayacak bizi. Çekemiyorum doğru dürüst. Bu şeyle kapışan arkadaşlar. O şubatla çaparla kapışan. Ama iyi yani. O açılan yerdeki tüyler gelmeye başladı. Daha bunlar yavru zaten. Tüyleri yenileyecekler. O zaman hiçbir şey kalmaz. Maşallah sübhanallah. Şu tarafa bakalım. Bu. Geliyorum oğlum. Bu arkadaşlar 4 galibiyetli horozun diğer kardeşlerine göre kısa olan yavrusu. 2400 falan bu. 2350-2400. Geçen gün bunları yer değiştirirken bu dışarı kaçtı. Şubatlardan kocamanın az ağır olan bir tane yavrusu var. Az değil bayağı bir ağır. 3 kilo kadar. Yani bir baktım ben de dokunmadım. Onunla bir tuttular şöyle kısa süre bir dakika kadar. Hemen ayırdık. Arkadaş bunun da var ya tüyleri tamamlanıyor yine boyundan tüye giriyor tamamlanıyor. Ha bu hayvan çok bu hayvanı beğeniyorum. Yani 2 dakikalık gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Güzel eli var babasının elini taşıyacak gibi. Maşallah. Yalnız bunların tüyden çıkmaları sürecek. Öyle anlaşılıyor. İlk bizim bir 2 ayımız daha var. Bu da çaparımız arkadaşlar.
Maşallah çapara. Bakın görüyor musunuz? Bunun da yüzü kıpkırmızı olmuş. Hatta fotoğraf alalım şöyle ya. Seni kapak fotoğrafı yapalım mı oğlum? Dön bakalım. Dön şöyle bak. Gel. Gel oğlum gel. Heh, seni de çektik. Şimdi arkadaşlar. Hayvanların bir kısmı diğer tarafta düz alanda. Onlara da bakalım. Yine videonun sonuna şurada çektiğim, şu tarafta çektiğim şeridin videosunu ekleyeceğim. 1 dakikalık bir bölüm. Orada da görebilirsiniz. Arkadaşlar hayvanların bir kısmı da burada. Dışarıda. Bir dakika oğlum. Açık alanda. Şu bolu grubunun açıkta olan yavrusu. Hepsinde aynı etkiyi görüyorsunuz. Şu bolulu horozumuz maşallah sübhanallah. Benim gözlemim bu oldu. Hepsinin yüzleri yüzü nar gibi kızardı. Evet. Bir kısmı burada dedik. Burası biraz dağınık kusura bakmayın. Zonguldaklı'nın kızı Ferik. Şu arkadaşlar az önce bahsettiğim kocamanın ağır yavrusu. 2.950. Yani bakalım ne olacak? Kaç kilo olacak? 3.5 olur herhalde bu. İleride. Yani boyuna göre kilosu kurtarır mı? Efendim oğlum. Tamam şu videoyu çekip. Tamam geliyorum. Videoyu çekip geliyorum. Tamam mı? Az kaldı. Bunu gördüm işte 1 dakika kadar. Ha, tabii ki gördüm derken yani o alan biliyorsunuz eğimli. Müsait de değil. Kümesler var. Şunlar var. Bunlar var. Güzel sırta çalışıyor hayvan. İyi de eli var. Ama tabii ki 1 dakika üzerinden çok da bir şey söyleyemeyiz. Bakacağız, göreceğiz. Yani bu sene her gruptan umutluyum. Ha, star çıkarmak o ayrı bir olay. Yani belki 100 horozda 1-2 horoz çıkıyor ya da 5 horoz çıkıyor. Ama bilemeyiz, nasip. En azından star olmasalar da belli bir düzeyde olacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. O şerit videosunu da buna ekleyeceğim. Orada da görürsünüz arkadaşlar. Yine de kimseye şunu kullanın bunu kullanın demem. Tekrar söylüyorum. Aklına yatan alsın kullansın. Hiçbir şeyin sonuçta garantisini veremeyiz yani. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Arkadaşlar egzol kullanımı sonrası şimdi şöyle dışkılara baktım. Şunu söyleyeyim. Kümeste bit var. Gece biti devam ediyor. Yalnız hayvanların rengi açıldı. Ayrıca iç parazit şerit dökme özelliği de var denmişti. Bakın görüntü için özür diliyorum ama şurada bir tane benim gördüğüm dışkıdan çıkan şerit. Ki ben yani Nilverm'de kullanmış birisiyim. Görüyor musunuz? Dışkın içinden çıkan şerit. Bu arada gece biti devam ediyor. Yani kümeste var. Ama hayvanlardan hayvanlara konamadıkları için hayvanların rengi açılmış. Güzelleşmiş. Yüzleri kıpkırmızı olmuş.